Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Terra Classic ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Çok fazla soru var. Terra Classic biliyorsunuz 1-2 haftadır da birçok olaya, gelişmeye imza attı. Bunları sizinle paylaşacağım. Olumlu olumsuz hikayelerini konuşacağız arkadaşlar. 1. Terra Classic Luna krizi ile birlikte bu piyasaya, kripto camiasına bir lekeydi biliyorsunuz. Bu lekenin temizlenmesi de kripto camiası açısından güven teşkil ediyordu. Biz burada bize yani Terra Classic coin'ine güven verecek gelişmelerden biri Binance'ti. Diğer borsalar yakın desteğinde bulunmuştu arkadaşlar. Sadece Binance kalmıştı. Buradaki olumlu haber şuydu. Binance 1.1.2'lik vergiyi getirdi. Arkadaşlar yani Binance'te desteklemeye başlamasıyla birlikte tekrardan Terra Classic'e bir güven oluştu. Birinci olgu bu. Binance'in desteklemesi. İki arkadaşlar Terra Classic bugün yol haritasını güncelledi ve sundu. Yol haritasında 2022 ve 2023'te yapılacaklar listesini sundu. Bu da güzel bir şekilde çalışmalarını gösterdiler. Hızla çalışmaları devam ediyor arkadaşlar. Ayrıca Terra Classic topluluğu bugün 2-3 gündür arkadaşlar yoğun bir baskıyla Coinbase'e girme çalışmalarındalar. Yani Terra Classic topluluk Coinbase'de listeletmek için elinden geleni yapıyor. Bu da piyasa için en önemli şeylerden biri. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Coinbase gerçekten sağlam coinlerin yeridir. Yani Coinbase'in bir adı vardır. Bu yüzden eğer Coinbase Launch'u alırsa arkadaşlar bünyesine katarsa daha fazla güven kazanmış olacak. Ayrıca Coinbase'e her giren coin pumpladığını da unutmayalım arkadaşlar. Bunu nereden biliyoruz? Shiba'dan biliyoruz arkadaşlar. Şimdi olumlu gelişmeler bu. Ayrıca olumlu gelişmelerle birlikte yeni bir haber daha vardı. Bunu da sizlere vermem gerekiyor. Bu da dün olmuştu arkadaşlar. Yine dünyanın önde gelen kasino uygulamalarından biri arkadaşlar. Yine Launch'la Terra Classic'le ödemeleri yapmaya hazırlanıyordu. Hatta kabul etmişti arkadaşlar. Bu da ayrıca bir ek haber olarak sizlere geçmek isterim. Yani şunu bilelim. Şurada Terra Classic'in tekrar güven kazandırması gerekiyor. Ama gerçekten hakkını verelim. Olumlu yönde ilerliyorlar. Olumlu yönde ilerliyor. Burada sıkıntı yaratabilecek tek nokta Doğu Kuva'nın akıbeti olacak. Ne olacağı? Masum mu? Suçlu mu? Bunu net bir şekilde görelim. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi Terra'da bakın ben bunu tekrar söylerim. Terra Classic'de kesinlikle al-sat yapmıyorum. Terra Classic yükseldiği zaman çok fazla yükseliyor. Düştüğü zaman çok fazla düşüyor. Bu yüzden al-sata Terra Classic'de kesinlikle karşıyım. Uzun vadede bekletilecekse bir miktar o da olabilir. Neden olmasın? Sonuç olarak Terra Classic ile ilgili haberleri sizlerle paylaştım dostlar. Tüm gelişmeleri hem Shiba'da hem bütün coinlerde, sizlerin istediği coinlerde tüm haberleri, güncel verileri sizlere sunmaya, aktarmaya devam edeceğim dostlar. Hepinizi ayrı ayrı seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.